Merhabalar canlar, mucize insanlar, herkese mucize ötesi anlar, yaşamlar diliyorum. Yaşıyoruz, yaşıyoruz birçok şeyi de iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmeden yaşıyoruz. Hayır mıdır, şer midir? Hayır bildikleriniz şerdir, şer bildikleriniz hayırdır, siz bilemezsiniz, Allah bilir diye bir ayet var. Veya ne kadar güzel bir şey var, her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır diye. Hakikaten bir şeyleri yaşıyoruz, olumsuzmuş gibi görünüyor. Çok üzülüyoruz, niye bunu yaşadık diyoruz, ne kadar kötü şeyler yaşadık diyoruz. Ama aradan bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, üç ay geçiyor, sonra diyoruz iyi ki yaşamışım diyoruz. Veya ne kadar güzel şeyler yaşıyorum diyoruz, aradan birkaç zaman geçiyor, tüh niye yaşadım diyoruz. Hayır bildiklerimiz şer, şer bildiklerimiz hayıra dönüşebiliyor. Bununla ilgili çok güzel bir hikaye var, çok sevdiğim, onu paylaşmak istiyorum sizinle. Bir padişahla veziri avluda beraber kılıç kalkan oynuyorlar. Ve vezir yanlışlıkla padişahı yaralıyor, kesiyor. Ve padişah ne yaptın diyor. Vezir diyor ki padişah, ya padişahım diyor, yaptım bir şey ama diyor, hayır mı oldu, şer mi oldu, iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemedim diyor. Ne biçim konuşuyorsun diyor padişah. Tabii ki kötü oldu, görmüyor musun diyor. Atın bunu zindana diyor. Daha sonra veziri zindana atıyorlar ve padişah ertesi gün ekibiyle beraber avlanmaya gidiyor. Ve avlandıklarında, bunlar avlanmaya gittiklerinde ormanda yağmur bastırıyor, yönlerini kaybediyorlar ve yerli bir kabile bunları yakalıyor. Ve yerli kabilede yamyamlar insan eti yiyorlar ama tek bir kuralları var, açık yarası olan insanı yemiyorlar. Ve padişah da bir gün önce kesildiği için, açık yarası olduğu için bir tek o sağ kalıyor ve diğerlerinin hepsini yiyorlar. Padişah geri geliyor, koşarak geliyor, hemen diyor vezirimi diyor çıkartın diyor zindandan diyor, ne mübarek insanmış diyor. Ondan sonra diyor ki bak ben senin sayende kurtuldum diyor vezire. Peki sen ne yaptın diyor. Ben de diyor padişahım diyor burada diyor zindanda diyor beni fareler yedi. Ama iyi mi oldu kötü mü oldu bilemedim diyor. Hala ne diyorsun diyor padişah. Ne demek iyi mi oldu kötü mü oldu? Herhalde kötü olmuş diyor. Olur mu diyor padişahım diyor. Eğer diyor ben seni diyor dün yaralamasaydım. Sen de sağlıklı olacaktın, ben de sağlıklı olacaktım, ben de zindanda olmayacaktım. İkimiz beraber o avlanmaya çıkacaktık ve kabile ikimizi birden yiyecekti. Ya bunun gibi düşünün, iyi mi oldu, kötü mü oldu, neye göre, kime göre? Toplumdan topluma değer yargıları değişiyor. İnsandan insana değer yargıları değişiyor. Herkesin algısı başka. Belirli kurallar koyulmuş. O toplumda öyle, bu kültürde böyle, doğuda öyle, batıda böyle, İslamiyet'te öyle, Budizm'de böyle, Hristiyanlık'ta böyle. Herkes farklı algılara göre kurallar koymuş. Peki kime göre, neye göre? İyi mi oldu, kötü mü oldu? O zaman bu alandan baktığımızda hakikaten geçmişinizi bir tarayın. Bir sürü böyle olumsuz olarak gördüğünüz alanlar, bir sürü kötü gibi görünen alanlar aslında bizim tekamül araçlarımız. Aslında bizi geliştiren alanlar ve oyunun bir parçası. Ve şunu unutmayın canlar, bu evren, bu realite dualite evreni. Ne demek dualite? Zıtlıklarla var olabiliyoruz. Yani biz kötü olmadan iyiyi bilemiyoruz bu realitede. Çirkin olmadan güzeli bilemiyoruz. O yüzden her şey zıttıyla bu realitede deneyimlenmek için var. Yin yang enerji gibi, erkek dişi enerji gibi, çift kutup gibi düşünebilirsiniz. Bu realite bu şekilde var. O yüzden asla hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu, hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu bilme imkanımız yok. Sadece ne var? Bunlarla bir dans var. Ve dinleyeceğimiz tek bir yer var. İşte burası kalbimiz, vicdanımız. Özümüz, içimizdeki yaradan, bizim fıtratımız, yani içimizdeki Rab, Rabbimiz hepsini biliyor. O zaman burayı takip ettiğinizde ve olan şeylere direnmeden izin verdiğinizde hakikaten gönüllü olduğunuz, ama niye bunu yaşıyorum, aman yaşamayayım, illa olmasın dedikçe, direndikçe gümbür gümbür üzerimize gelmek zorunda. O zaman katkı olsun, mucizelerle dolu bir yaşamımız olsun. Zaten mucize olduğumuzu kabul ettiğimiz bir realite yaşamamız dileğiyle. Bay bay.